cheat menüde otomatik balık tutma varmış? Aa, bilmiyordum. Ben de cheat zaten yüklü. Yani video çektiğim için sürekli ihtiyacım olan bir şey. Balık tutma şeyini bilmiyorum. Vardır bu arada. Yani bilmiyorum. Ben cheat'i aktif olarak kullanmıyorum. Nedir onun adı? Video çekeceğim zaman bir yerden bir yere ışınlanmak ve ürünlerin daha hızlı olmasını sağlamak için falan kullanıyorum. Sanırım tavsiye videosunda kullandım en son bu arada. Monşer, çiftliğimizin adı. Monşer'in yeri, yeri olmaz. Yeri çiftliği olur. Monşer'in yeni çiftliği. Favori nesnemiz para. Yozgart yok. Yozgart'ımızın serisi devam ediyor. Haftalık olarak izleyenler var onu. Kafa karışıklığına gerek yok. Benim de kafam karışır. Bu kedi yeni değil mi? Bir de şu köpek yeni sanırım. Bir de şu mu yeni? İki köpek mi eklenmiş, bir köpek mi eklenmiş? Şu var mıydı? Bundan emin değilim. Valla bunu seçeceğim. Ben bunun tipini çok beğendim. Güzel bir hayvan. Nerede? Monşer'in saçı neydi ya? Monşer'in de saçını hep unutuyorum. Neden? Çünkü zaten bildiğiniz üzere kafamıza şapkamızı geçirip öyle hayatımıza devam ediyoruz. Karakteri yeşil falan yapmayacağım oğlum. İkinciye yazıyorsun ya. Monşer ya bu. Bunun bir marka değeri var arkadaşım. Yusuf, yeni padavanımız, hoş geldin. Hoş geldin. Sakalımızı, bıyığımızı değiştirmeyeceğiz. Bunun rengi, saç rengimiz şu civarlarda olması lazım. Şöyleli bir şeydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Göz rengimiz kahverengi. Girişi geçelim mi? Birinci yılı da garanti açıyorum. Bir yıl oynar mıyız emin değilim. Yeni sakal bir fark etmez. Onlar beni alakadar etmez. Ben burada bir senedir bir marka değeri üretiyorum. Monşer artık bir markadır. Kardeşim, sen bu adamın suratını, tipini buyur yayının kapağında görüp gelmedin mi buraya? Bana bunun cevabını ver. Benim yüzümü mü biliyorsunuz abi? Çayır çiftliğini de seçelim. Arada patlamayalım bu arada. Yeni çiftlik. Girişi geçiyoruz. Yeni bir şey yokmuş. Saldım. Hadi başlıyoruz. Saçımız sakalımız mı da abi? Mor. Her zamanki rengimiz. Burada samanla başlıyoruz bu arada. Ki bizim için bu arada yeterli. Yeni tarlada görmeyenler için hafiften turlayacağız. Benim hillelerim açık kalmamış bu tarafta. Güzel. Yeni şeyimiz burada. Kümesimiz burada. Bunlar çıkmadan bir içeriye de girelim. İki tane de, bir tane beyaz, bir tane kahverengi olmak üzere tavukla başlıyoruz burada. Kamerayı aşağıya alayım. Tam buradan şey yapınca sizde de siyah ekran oluyordur zaten. Tamam, şimdi oldu sanırım. Tamam, daha iyi oldu böyle. Yeni ve mavi şeylerimiz var. Çimlerimiz var. Görüyor musun şu anda chat? Heh, tamam. Bunlar tam olarak ne işe yarıyor? Bir fikrim yok. Sanırım daha iyi besleniyorlar. Daha kaliteli besinler ve daha kaliteli yumurtalar verecekler diye umut ediyorum. Hafiften bir çiftliğimizi temizleyelim. Biz normal akışımızı bozmayalım. Şimdi yayında size bir şeyler göstereceğim diye geri kalmak istemiyorum açıkçası. Yusuf 22 TL attı. Sağ olasın, ne demiş? Nexus'tan bir modun nasıl güncel olduğunu sen az önce, ben sana bunu anlatmadım mı az evvel ya? Ha, o ayrı bir Yusuf muydu? Önemli değil. Az önce şey yaptım. Stardrop diye bir mod var. Yayında geriye sarıp görebilirsin. Oradan şey yapacaksın. Güncel mi, güncel değil mi falan filan. Güncellenip güncellenmediğinden veya hatta hangi versiyonu indirdiğini öğrenmek için de file sekmesinde 1.6 falan diye yazıyorlar zaten. Yeni gelenlere hoş geldiniz. Daha da bir şey yok yani. Güncellemeyi de zorlamayın arkadaşım. Güncel değilse de güncel değildir yani. Yapacak bir şey yok. Şunu 1, 2, 3 şöyle yapalım. Aynen. Şimdi şurayı bir önümüzü bir açalım. Çok da enerji harcamak istemiyorum. Ama şu çiftliğin de önünün bir açılması lazım. Burada kalabalık görmek harbiden rahatsız edici bir şey ya. Artık dibimize de gelmeyin kardeşim. Yeni ağaç ev gelmiş. Ağaç ev değil, yeni ağaçla alakalı bir hikaye questline gelmiş. Ve sanırım yani tahminim bu yönde çünkü göstereyim de size. Cheat menüsünden yeni tohumlara baktığımda birazcık böyle markette satılmayan bir ürünmüş gibi, böyle çuvalda veriliyormuş gibi bir tasarıma gidilmiş. Sanırım o hikayeyi tamamlayınca açılıyor veyahut da o hikayeyi ilerledikçe falan açılacak. Yeni gelen havuç tohumu, işte kış kavunu diye bir şey gelmiş. Başka ne gelmişti chat? Siz daha iyi bilirsiniz onları. Bu arada da öyle çok da spoiler vermeyin. Hani changelog'da olmayan bir şeyi lütfen yayında millete söylemeyin. Hem siz öğrendiniz diye insanların da tadını kaçırmaya çalışmayın arkadaşlar. Bu ne demek ya? Ayıptır. Biri bir şey verdiğini gördüğümden falan değil ama her yayında bir tane geliyor. Veyahut da benim her videomun altına abi şuraya git, şurada şu var, burada bu var. Yapmayın bunu. Ne gerek var ya? Tamam, var. Ben keşfedersem göreceğim. Keşfetmezsem zaten gitmeyeceğim sen söyledin diye. Modlarla ilgili yeni bir video gelecek mi? Hayır. Mod işi bizim Discord'u bitirdi çünkü. Mod işi artık, yani İngilizce bilmeyen herkes arkadaşım modu RAR'dan çıkart falan yazıyor Simap'i ve bizim Discord'a geliniyor yani. Abi bunu nasıl yapacağım diye. Oradaki insanlar darlandı. Discord'da zaten ben destek sağlamıyorum oğlum kimseye. Hani millet beni falan etiketliyor ara sıra da. Komüniteden insanlar sağlıyor. Kimseye de ben bu arada şey çıkıp da bugünden bir güne şey demedim. Discord'a gelen insanların işte mod sıkıntılarını falan çözün falan demedim. Oradaki insanlar kendileri buna talip oldular ve uyguluyorlar. Ama oradaki insanlar da darlandı artık yani. Herkesin sürekli aynı şeyi söylemekten. Lewis'in evine bir şey gelmiş. Aynen, onu biliyorum. Bakacağız ama o festival olmadan zaten girip de devam edebileceğimiz bir şey değil.
Bu arada ilk defa yayınlara gelen arkadaşlara söylüyorum. Ben yayınlarda o kadar da çok konuşmam. Hani daha sakin geçer yayınlarımız videolarımıza göre. En baştan söylüyorum. Bir de tabii ki de Expandout'ta kullandığım hız hilesini bu oyunda kullanmadığım için. Nedir onun adı? Burada kullanmadığımız için birazcık daha sakin bir gameplay olacak. Ben de birazcık daha sakin bir şekilde oynayacağım. Hızlı giriş yaptık ama öyle enerjiyi 5 saat 4 saat koruma olasılığım yok benim. Ben yaşlı bir insanım. Az önce bahsi geçen yeni ağaç da burası. Gençler, ekranımız gelmiş zaten. Yeni ağacımız da burası. Burada bir hikaye, bir şey çıkacak. Ama ne çıkacak, nasıl çıkacak hiçbir fikrimiz yok. Gel bakalım delikanlı, seninle bir tanışalım. Selam canım, selam. Daha ip atlamayı beceremiyor çocuk. Sokağı yalnız başına salmışlar. Şunu da alsam mı ki yerim kalmadı. Biz burada şöyle bir hata yaptık. Ben zaten 50 tane ağaç kesmişim. Neden bir tane sandık yapmıyorum? Hemen bir tane sandığımızı yapalım ve koyacak yerimiz olmasın onu. Özleri at. Hiçbir şey yaramıyor. Bir ara gelir alırım. Hiçbir yerde hiçbir şey bulamazsınız oğlum. Daha bir gün önce çıktı oyun. Daha zaten yani millet de sizle beraber keşfediyordur. Hani internetten falan bakmaya şey yapmayın. Bana göre zaten ikinci yıldan itibaren yeni şeyleri açmıştır. Ben Consent AP biliyorsam eğer. Hani ilk yılda zaten yetişilebilecek bir şey değildir o büyük ihtimalle. Şöyle ne görevimiz var? Tabii ki de tavuklardan birer yumurta topla. Yeni başlangıç görevimiz tabii ki de değişmiş. İnsanlarla tanış. İnsanlarla tanışırız. Pierre'e gidelim. Birkaç tane tohum alalım ondan. Hazır şeydeyken. Aslında dur bakayım. Mantıken şu anda benim Pierre'den tohum almaktan çok ilk olarak siloyu kasmam, siloyu yaptırmam daha mantıklı gibi. Silo için ne gerekiyordu? Kaç taş gerekiyordu? 100 müydü? 300 müydü? Kaçtı ya? 10 kil. Bir şey daha lazım. Yeşil ot zaten yerler. İlk vadide yatırımımızı yapmak için söylüyorum. O zaten var. Şimdi yine ben 5, 6, 7, 8 tane yaban avucu alayım. Fasulye alalım. Karnabahar alalım. Patates alalım. Bu dönemde çıkacak şeyleri alalım. Çimen yetiştirici tarifi de ilk açmamız gereken şeylerden bir tanesi. Full çiftçilik üzerine gittiğimiz için. 1K'da para istiyor ama. 5 bakır külçe, 10 kil, 10 taş abim. Eyvallah, eyvallah. Milletle tanışmadım. Normalde alışıyorum ben bunları hep ignorlayıp geçmeye. Kimseyi tanımadığımı unuttum bak. Oyuna da yeniden başlamanın da böyle bir şeyi var. Hiçbirinizi de günahım kadar sevmiyorum. Ninem hariç. Ninem zaten canımın içi. Ama sizinle yani muhatap bile olmam. Şu anda Expanded'ı yükleyememiş olmaya çok canım sıkılıyor. Olivia Hanım'la konuşamıyorum ya. Çok mutsuzum. İyi, herkesle de bir hızlıca tanışalım. Bir kısmınız geriden geliyor gibisiniz. YouTube'da yayınlarda bu oluyor arkadaşlar. 2x'e alın. O güncellenince normale döner. 62 mi diyor lan orada? Oha! Ulan bir senedir yayın yapıyorum. 15'in üzerinde bir sayı gördüm gerçi de yani 60'ları falan ilk defa görüyoruz ha. Ulan derdiniz stadyumuş. Ey chat! Ey chat! Sandıklara zaten UI InfoSuite'dan değil şeyden giriyorsun. Chest Anywhere modunu kullanıyorum. O da çalışıyor şu anda. Orada bir sıkıntımız yok. Ben teknik olarak Pierre'le de tanışmadım değil mi şu anda? Evet. Tanışmış olduk. Az önce ticaret yaptık ama sen pis bir bağımlı olduğun için nereden hatırlayacağım bunları? Merhaba Caroline'cim. Güzel insanım. Nasılsın? İyi misin? Abi geçen hafta tek bir anladım. Aynen öyle Nur. Acayip bir noktaya gittik. Bakalım hayırlısı. Yukarıya doğru çıkayım da Robin'in ailesiyle de bir tanışayım. Sebastian odasında oturuyordur gerçi. Domestos'ta tanışırız en kötü. Hayley karakter mi oğlum? Salak mısınız siz ya? Artık yani bu Türkiye'deki Hayley seviciliği Amerikan lise filmlerini çok izlemekten mi geliyor? Nedir anlamadım yani arkadaşlar. Hayley bu oyundaki bence en dandik karakter ha. Habeş Monkey hoş geldin. Ne olmuş? Padavan olmuşsun. Yeni padavanım hoş geldin. Sufik sen de hoş geldin. Yeni padavanımız. Hoş geldin. Ya birazcık chatimde yaşı büyük olan insanlar nasıl kendini belli ediyor hemen. Kendi işi gücü olan insanlar. Hayley'e doğrudan. Kardeşim o da insan mı be Muhammed? Lea aynen öyle. Zaten 100 günden biliyorsunuzdur. Onunla evlendik. Ha burası kapalı. Aman. Çok uzun zamandır Stardew'a baştan başlamıyordum. Sebo'yla tanıştık. Kim kaldı şimdi? Dur bakalım. Abigail, Hayley, Clint, Jody ve ailesi. Marnie, Willy. Willy ile zaten yarın tanışacağız. Maru'yla tanıştım git buradan. Abigail'i yine anlarım. Abigail benim gözümde şöyle. Liseliyim ama birazcık daha zevkli bir insanım. Anladın mı? Tam onu diyor. Ama şey çok fena ya. Hayley çok fena. Yani artık hiç daha bir kadının eli elime değmedi seviyesi bir tercih gibime geliyor benim. Hayley diyen insanla birazcık şey yaparım. Ha. Sen ellerini yıka da gel evladım falan gibi olurum yani açıkça söyleyeyim. Alex Hayley'den beter. Hiç erkekleri değerlendirmedim bugüne kadar. O da bizim bir eksiğimiz. Açıkça konuşalım ya. O da benim bu hayatta bir eksiğim varsa odur. Bu saatten sonra da kimseyle tanışamayız herhalde ya. Dönüyorum. Şeyin en iyisi sonuna kadar savunacağım. Hayır sen ben bu erkeği düzeltirim gibi bir kadın psikolojisiyle. Her zaman öyle diyor. Sorunlu erkeği alalım düzeltelim.
Abi o çok değişti falan filan muhabbetleriyle, bu psikolojiyle şeyini seviyorsun. Başka da bir şekilde sevilebilecek bir insan değil çünkü şey. Stardew'de kimi seçtiğinize göre karakter analizi yapabiliriz arkadaşlar. Çok net bir şekilde söylüyorum. Şurayı da bir şey yapalım. Enerjimiz yeterse sularız da. Bunu buraya koy. Yeter herhalde ya. Önce şunları halledelim de yavaş yavaş yetişeceğiz. Yavaş yavaş. Son 1, 2. Ah be! İki tane şeyden patladık, iyi mi? Neyse sorun olmaz. Yarın bir şekilde çözeriz. Dur. Yatağı da bir alayım da şuraya koyayım. Sonra sıkıntı oluyor. İşte az önce söyledim zaten. Zevkli bir ergenim. Abigail ve Sofya da. Sofya da aynıdır bu arada. Ergenim ama yani zevkli bir ergenim. O kadar da vanilla değilim. Belki bir iki tane kız arkadaşım oldu. Ama böyle daha stil sahibi, tarz sahibi bir karakteri çok baskın olan kadınları seviyorum falan kafası. Ama o da zamanla gidiyor. Yani şeyini uzaktan sev. Yetimhane kundakçısı. O da nasıl bir isim arkadaş. Ayıptır ya. Ama yani birazcık uzaktan Hazreti de sev. Bize yaklaştırma. Şurayı, bu arada mağaramız buraya gelmiş. Onu dün göstermedim ama. Şuralarda bir temizleyeyim, biraz bir açılsın. Aman elimde şeyle, kazmayla şey kırmaya çalışıyorum ya. Gidiş geliş yollarımızı bir açalım şöyle. En azından elimiz ayağımız bir açılmış olur. Temizlenmiş olur. Buradan da böyle gidiyoruz. Şuraya da vurduk mu? Tamam, iyiyse. Sebastian tam zaten şey ya, hani Twilight'taki şey değil mi? Neydi o herifin adı? Edward mıydı? Neydi lan? Tam o tip yani. Ama gerçekte de gerçek bir gamer. Böyle havalıymış gibi gözüküyor ama o da şey ya, insel takılıyor bence. Ama yani sahilde uzaklara bakıp da sigarasını da içiyor yani kardeşim. Öyle de bir delikanlı. Tamam. Enerjimizi iyice tüketmeden şu çocukları bir sevelim. Ne yaptınız gençler? Büyüyor musunuz? Sizin adınız neydi ya? Pofuduk falan ne oğlum? Bunun adını değiştiremiyor muyum ben? Heh, birinci tavuk. Ya da şöyle yapalım. Kahve için. Bonbonu falan geç. Tamam. Böyle. Tavuk yemekleri varsa bildiğiniz tavsiyeleri açacağız gençler. Markası da olur. Tavuk dünyası falan birazcık garip olur ama yine de kabul ederim. Bugün bir villiye uğrayalım. Saat 9. Şuraları bir... Aa, şeyi de unutuyorum ha. Envanterimin dolu olduğunu da unutuyorum. Şöyle. Bunları koy, bunu koy. Tamam. Kalanı lazım olabilir. Burada da solucan varmış. Bir vuralım bakalım. Oha. 3 tane kömür ha. Oğlum bugün babanın oğlu olsa 3 tane kömür vermez sana. Az şey değil. Güzel. Ver dayı. Kara hindibanı ver. Halk evine atarız. Şimdi Jojo mu gideceğiz? Bu arada ben bazen Jojo diyorum. Harbiden. Daha rahatıma geliyor. Neden bilmiyorum ama. Halk evi mi gideceğiz? Gençler bir yazın bakalım. Veyahut da bir anket açalım. Mario'yu ben de severim. Mario en azından bilim insanı. Anladım, bomboş insan değil yani. Hayley gibi. Babam bana bir tane fotoğraf makinesi aldı. Etrafta geziyorum insanı değil yani. Bu arada gelmişken Hayley ile de bir tanışayım. Çıktın mı lan odandan? Çıkmadı. Al işte. Marnie. Okey. Şuradan gidip Jody ile falan da bir konuşabilirim. Gerçi ben kaçırdım mı onu? Kaçırmışım. Jojo'da yeni şeyler varmış. Vardır belki de, bilmiyorum. Ay, doğru. O ne lan? Ha, tamam, şey de yüklediydim, tamam. Visible Fish, hangi balıklar varsa onları gösteren bir mod da yükledim bu arada. Bunu zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Bir tek ben kullanmıyordum. O da ben de kullanayım dedim artık. Dayıcım ne yaptın? Seni çok iyi tanıyor zaten. Senin yeni bir muhabbetin de yoktur. Geçiyorum o yüzden. Oltamızı aldık. Abi halk evini seçeceksin değil mi? Bilmiyorum. Hard kapitalizm diyenler de var. Ben de yani malı mülkü satıp parasını Jojo'ya yedirsem daha mı iyi olur dedi, düşünmüyor değilim. Bilmiyorum. Hadi halk evi gidelim ya. Hadi halk evi gidelim. Jojo'dan şimdi üyelik alacağız. Çürt onunla da uğraşmış olmayalım. Hadi bildiğimiz şeytandır. Halk evi de çok yani sevdiğim bir ortam değil tabii ki de. Cenze ile muhatap olmayı da çok hoşuma gitmese de. Ne yapalım? Gönlünüz olsun gençler. Hadi halk evi seçtim. Ya kardeşim biz bu halkın insanıyız diyenlere bir zamanında çok güvendik. Kandırıldık gençler. Tamam yapmıyorum. Aa doğru lan, açılmadı ki. Ya kafamda bazı şeyler yok olmuş. Harbiden yok olmuş. Hani önce ben buraya geleceğim, muhtarla konuşacağım falan filan, onları falan unutmuşum. En son 25 hafta önce şey yaptı. Yapma yapma. Canerim sen beni gel de ara sıra dürt böyle. Aman diyeyim Mert'im diye. Zaten 50 izleniyoruz şimdi. Normalde 5 izlenirken rahatlık da şimdi olmaz. Artık sıkıntı. 22. 6 kişi kalmış. Kim kaldı lan? Elliot. Jody ile tanışamadık. Abigail ile tanışamadık. Doktorla tanışak ya. Doktorcum ne yaptın? İyisin. Tamam. Hadi eyvallah. Tanıştım bak. Abigail çıktı mı ya odasından? Heh. Jody de burada. Jody'ye gidelim. Mod var kardeş. 10 tane 15 tane falan mod yüklü olması lazım. Emin değilim. Genel olarak ama çok da hani oynanışı çok değiştiren modlar yüklemedim. Balıkçılığı atlamamı sağlayan mod var mesela. Chest Anywhere falan yüklü. Her zaman klasik modlarım. Onun dışında Abigail nereye gidiyordu ya? Parkın o tarafa mı gidiyordu? Yukarıya mı çıkıyordu ya? Gün içinde. Ona da çok muhatap olmadı. Hiç muhatap olmadığım için ne çoğu. Unutmuşum.
Ne desin çocuk? Robin'in evinde olabilir. Göldedir gölde. Abigail. Abigail'ın gölde ne işi var lan? Ha şurada. O şeye gece gidiyor ya. Babasının evine. Akşamları gidiyor da izliyor. Lea kaldı. Elliot kaldı. Elliot sahilde. Ona gideriz zaten. Lea'ya bakalım. Tırpanla iki nasip etme. O da rahatlatıcı bir mod ya. Bence çok da hile modu sayılmaz yani açıkçası ama. Belli bir noktadan sonra insan şeylerden sıkılıyor yani. Tek tek oraya tıklayayım. Buraya şey yapayım. Koşturayım. Yardırayım. Kız ya buralarda geziyordur. Ya da o gölün orada çizim yapıyordur. Bir bakalım. Aha. Tabi. Bu arada Xbox'tan falan oynayın. Bekleyeceksiniz abi. Konsol bekleyecek. Mobil bekleyecek. PC'den oynayın. Öyle bir tane troll hesabı açmışlar Twitter'dan bu arada. Konsolunda ipin çakması. Konsola gelmiyor mu kardeşim? Bilgisayar alın diye. Tek tweet'i bu herifin. Mac'e nasıl mod indir? Sen önce bir... Bak Mac kullanıcısısın madem. Sen önce bir katır al. Az da az çoktan çok gidermiş gençler. Vincent, Penny ile tanışmıştım. Caz'la zaten ilk tanıştığım insan oldu. Elliot. Sanırım bundan sonra tamamlıyor muyuz? Aynen. Ha, Game Pass'ten gitti sen. Şunu hiç kimse sevmez. Elliot'a veriyorum o yüzden. Tabii ki de. İyi. 100 lira 100 liradır kardeşim. Allah bereketini versin. Oyunun sistem gereksinimleri ne? Açılan bir bilgisayar. Rek hoş geldin. Şimdi bugünler balık tutmamız lazım ama bugün çok az enerjim var. O çok az enerjimle de şu gözüme batan ağacı kesmek istiyorum açıkçası. Çünkü çok gözüme battı. Rahatsız oldum. Varlığın beni rahatsız etti. Buradan git. Tamam. Şunları da alayım. Güncellemeyi beğendim mi? Vallahi güncelleme dair çok daha fazla şey görmedim. Ama okuduğum kadarıyla iyi bir güncelleme olmuş. Çok uçuk kaçık hayalleriniz yoksa da tatmin olursunuz. Yani onu söyleyeyim. Ama nedir? 1.5 gibi devasa bir güncelleme geliyor. Yeni harita falan filan onların hiçbiri yoktu doğal olarak. Ufak tefek çok fazla şey değişmiş. Ama bunların hepsi de bir yandan da şöyleydi. 1.6 oynuyoruz gençler şu anda. İbrahim hoş geldin. Zaten 1.6'dayız. Bunların hepsi de bir yandan şu şekilde işliyordu zaten. Mod atıyordun iki tane. İki tane modla ekleyebildiğim şeyleri oyuna entegre etmiş gibi gördüm daha çok. Bu da güzel bir şey bu arada. Özellikle konsolda falan oynayan insanlar için çok güzel. Çöl festivali falan görmedik. Sıfırdan başladığımız için daha bilmiyoruz. Bu arada bugünü erken bitirelim ya. Enerji kalmadı. Şimdi yanlışlıkla bir yere vursak bitireceğiz. Oha 74 kişi. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? O da sağ olun. Yeni gelenler. Selam verin. Böyle bir arayüz falan filan değişmiş ama. Nedir? Ne değişmiş? Ne gelmiş? Falan emin değiliz. Bakalım yavaş yavaş beraber göreceğiz. Şurası yeni mi? Burası yeni değil mi? Şunlar bir kitapçı gelecek diyordu. Sanırım o kitapçının şeyleri. Yani hepsi kitaba benziyor çünkü. Bunlar ne? Hiçbir fikrim yok. Yeni eşyalar falan vardır. Tabii ki de. Hayvan sekmesi yeni. Evet evet yoktu böyle bir şey yani. Aha! Niye yaptınız? Aferin, aferin. İlk yumurtalarımızı aldık. Ama mayonez makinamızı açamadık. Hayırlısı. Bu da bir şeydir. Hem de gümüş. Demek ki daha kaliteli yumurta vermesini sağlıyor hayvanların bu mavi şey. Mavi çimen. Herhalde öyle düşündüm. Normalde ilk yumurtanın gümüş yumurta olma olasılığı yok bence ya. Kitaplar pahalı ama. Tabii. Ha oyunda. pardon. Bilmiyoruz. Bakacağız. Bugün de hiç şansım yokmuş. Yağmurlu gün madem balık tutalım ya. Balık tutalım en azından halk evinin balıklarını eksiltebilirsek eksiltiriz. Buradan çıkartacağım balık sanırım gerekli bir balığım yok illa yağmurda. Gölden çıkan bir balık yoktu. Aman tamam arkada ben ara sıra siyasi şaka yaparım. Ekonomik şaka yaparım. Buna yapabileceğim hiçbir şey yok. Artık o kadar da olsun. Caner'cim yani birinin anasına mı sövdük? Hemen... O zaman gel. Tırsi var. Tırsi gölden mi çıkıyor şeyden mi? Nehirden değil miydi ya? Hadi. Kedi balığı. Güzel balık severiz. Kasaba nehrinden. Aynen öyle hatırlıyorum ben. Kefal. Bu da lazım bu arada. Abi çok takip etmiyorum oyun hakkında haberleri ama değişen pek bir şey yok gibi. Yo bayağı bir şey değişmiş. Yani ufak tefek irili ufaklı bir sürü şey değişmiş. Aslında bayağı iyi bir güncelleme olmuş. 1.6'yı ben çok daha küçük olacak diye bekliyordum. Şu anda mod var. Yani visible fish var en basitinden. Otomatik balıkçılık modumuz var. Hilelerim yüklü. Ne bileyim birkaç ayrı bir şey daha yüklüydü de hatırlamıyorum şimdi ne yüklediğimi tam olarak da. Ha chest anywhere yüklü. Bütün sandıklara her yerde erişmemi sağlayan modum yüklü. Onun dışında da çok bir şey yok. Evin geliştirmeleri var aynen. Kolayı döküp boykota. Maalesef o kadar salak bir insan değilim. Benim beyin hücrelerim hala daha sağlam olduğu için. Olmuyor ya yani. Gerçi ben bunun parasını verip satın almadım. O daha komik olurdu. Düşünebiliyor musunuz? Bir şeyin parasını verip satın alıp sonrasında da boykot için yok ediyorsun. Hop. Her balık için ayrı yemeklenmiş. Evet evet. O güzel bir... Aman buraya zaten attık ya. Yukarıya doğru gideyim. Şeyini oradan çıkartayım. Co-op kullanabileceğimiz bir mod var mı? Co-op için modları iki tarafta yüklerse beraber oynayabiliyorsunuz. Çoğu modu kullanırsınız. Sıkıntı olmaz. Abi şu Stardew'de başka... Kardeşim bak bu Stardew'de muhtar olamamak üzerine ben seri çektim. Yani...
En büyük eleştirimi zaten 100 günle yaptım ben. Gelmesini gönülden istediğim yegane şey, gelmeyeceğini de biliyordum tabii ki de, gelmedi doğal olarak. Dur, şunları bir kedi balığına at. Kedi balığının görevi var mıydı emin değilim ama çıkar illaki. Şöyle yapalım. Birazcık yer alsın. Bu arada chest'ini veri kullanacağım. Yani ben artık yaşlandım, onlara koşturamıyorum. Balıkçılıkta bir sürü şey gelmiş mesela. Gelmiştir. Doğrudur. Kömür ver. Videoların iki gün önce denk geldik. Arkadaşla iş çıkışı videolarına baka baka iyice çözdük. Oyunu seviyorsun. Eyvallah kardeşim. Şükrü. Stardew TC. Artık o kadar ben demiyorum. Gençler hemen şımarmayın. Tanışmaya uğraşmaya gerek yok. Ya hallettik işte, aradan çıktı. Bir de zaten iki gün bu oltayı alana kadar yapacak bir şey yok. Yani ne yapayım? Bomboş durmaktan iyidir. O mod, balıkların gösterilmesi mod, oyuna dahil bir şey değil. Hadi bir tane daha çekeyim, gideceğim. Sağda boncuk var. Boncuk da bu olta oraya gitmez. Oraya da ben gidemiyorum. Dolayısıyla zaten kalacağız. Yani buradan oraya atma olasılığın yok onu. Buradan atman gerekir. Orası da şu anda kapalı. İkinci gününüzdeyiz. Ama ikinci günündeyiz ya oyunun. Expanded the Rich Side güzel değil mi? Bence iyi. Rich Side'ı çok beğenen olmamış gibi. Hani böyle birazcık daha... Rich Side'ı çünkü şey diye pazarlıyorlar. Böyle Expanded'ın bilmem kaç katı falan filan, çok büyük işmiş gibi pazarlıyorlar. Ama o kadar da iyi yazılmamış. Yani doğru. Yani kelime anlamı olarak evet, Expanded'ın bilmem kaç katı daha büyük. İşte yeni 25 bin tane etkinlik gelmiş falan filan ama o kadar da iyi değil yaptığı hiçbir şey. Ha, Sebo ne yaptın? İyisin yeğenim, iyisin. Hadi kendine iyi bak. Bizim acilen yumurta festivalinde şapkayı almamız lazım. Bir amacımız var gençler. Bu arada şunu söyleyeyim. Ben daha önceden o yumurtalı yumurta festivalinde şapkayı alamadığım için 4-5 defa 6F4 çektiğimi bilirim. O hasır şapka bizim için o kadar önemli. Sadece One Piece göndermesi olmasıyla alakalı değil. Aynı zamanda marka değerimizin bir şeyidir. O yüzden kazanamazsam yayında 6F4 çekmem. Ama cheat şeyden çekerim bir tane. Hile modundan bir tane çekerim artık, o kadar da değil. Abi o mor totem ne işe yarıyor? Mor kahve. Hiçbir fikrim yok abi. Hiçbir fikrim yok. Dediğim gibi ya, 5 dakika falan baktım modlarım çalışıyor mu diye. Kontrol ettim, çıktım. Bir de tarlayı gezdim. Bu kadar bilgim. Kalanını da özellikle okumadım ki beraber keşfedelim. Çünkü bu bence daha kıymetli bir şey yani. Hocam ben... Abicim 2x alın. Bu arada chat, geri kalmış olabilirsiniz. Yayını 2x alın, hızlandırın. Yaklaşırsınız hemen. Kaza anlamıyla alakalı herhalde ama ben de bilmiyorum. Zaten bilen de söylemesin. Bırakın beraber bulalım. Bulamıyorsak da bulamayalım kardeşim, yani ne önemi var? Chat'te spoiler vermeyin yani, gerek yok ya. E hani yılan balığı çekemedik bir tane? Burada görüyorum, var yılan balığı. Star drop. Abi bu YouTube otomatik normale çekiyor. O zaman zaten yakından, yani olman gereken yerdesindir, geri kalmamışsındır. Bir gün cümle kurmayı da öğreneceğim inşallah. Lan es şeymiş, sardar yaymış arkadaş, bana yılan balığı ver ya. Geç, o akşam çıkıyordu değil mi? Onun saati gelmiş olması lazım gerçi ama. Ver. Dur dur. Aa dur. Masumdaki şey açık kalmış. Makro ataması. Ne oluyor lan dedim. Sade kahve hoş geldin. Arada kaçırdığım insanlar varsa kusura bakmayın. Chat bugün haddinden birazcık fazla kalabalık. Yani normalden. Haddinden demeyeyim. Estağfurullah çünkü. Ayıp olmasın ama. Bazen yetişemeyebilirim. Kaçırabilirim. Balıkçılık tutarken tabii ki de sohbet edeceğiz her türlü. Stardew Rock. Link atma abi. Link atmak yasak. Yani otomatik stream elements banlıyor seni. Banlamıyor da timeout atıyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Yosun. İyi, doldurdu bu tarafı. Zaten şimdi yeni bir şey de çekeceğiz. Bir saniye. Şunları da atayım şöyle. Hiç 1.6 videosu atan yok. Daha yeni çıktı. Vardır bu arada illaki. Sen görmemişsindir. Ben bile gördüm mesela. Türkiye'de atan bir arkadaş. Takip ettiğim, sevdiğim bir kişi. Keşke bize yatsa da bir muhabbetimiz olsa. Aman Nur. Seni vallahi burada korumanın yolu da yok. Sen dikkatli ol. Ankette 210 oy var. 102 like var. Vay be. Vay be chat. Aha yeni bir şey. Okyanusta bu nadir bir deniz anası bulundu. Allah Allah. Bu yeni ya. Değil mi? Bu böyle bir şey yoktu diye hatırlıyorum ben. Var mıydı yoksa ben mi bilmiyorum. Evet. Neymiş? +1 balıkçılık veriyormuş 7 dakika boyunca. Bayağı da iyi bir şey. 88 enerji veriyor. Yuh. Çok iyi lan. Bundan bir iki tane daha tutalım oğlum. Bu ilk günlerde var ya, deli gibi iş yapacak bir şey aslında. Güzel güzel. Yapıştırırız. 3 farklı jel var. 3 tane daha mı var bu türden? Okey. Samet abiye kel bir adam demen. Ben mi dedim? Ha, chatten biri mi dedim? Benim çünkü diyeceğim bir şey değil lan, duruyor. Ağzından da çıkmış olabilir, belli olmaz. Mesut hoş geldin. Lise balığı, yılan balığı güzel. Yani bir süre daha işimize yaramaz ama. Yok canım, reklamını yapmak falan değil. Bir tane içerik üreticisinden bahsetmek şu anda burada reklamını yapmak anlamına gelmez bence. Bir de gençler açıkça konuşalım. Stardew ortamında kaç kişiyiz sanki yani. Burada olan herkes sanırım Türkçe Stardew üreten herkesi tanıyordur ha. 1000 tane yok. 5 kişi falan var Türkiye'de Stardew çekip de izlenen.
Sürümler arası geçiş yapabiliyor muyuz? Yok. Onu şey yapman lazım en doğrusu. Ayrı bir dosyaya 1.5'i de kur. İkisini birden oyna. İki kişi daha biliyorum ben Şahin mesela. İsmen şimdi hatırlamam, hata yaparım diye telaffuz etmiyorum. Yoksa söyleyemeyeceğimden değil. Ronsep var, Samet var. Aynen öyle. Ben varım. Bunların arasında küçük olan benim tabii. Benim kanal. Bir arkadaş daha vardı. Adını vallahi billahi unuttum. Kusura bakmasın. Sercan. Aynen Sercan Aslan. Bir kanal daha var bu arada. İzlenen. Onun dışında Panda falan da ara sıra oynuyor. Bir balık daha tutalım gidelim. Şimdi bunların içerisinde de açıkça şunu söyleyeyim. Hiçbirini tanımam. Hiçbirinin kontentini, yani alınmasına, ben Türkçe oyun kontenti hiç tüketmediğim için baştan sona oturup da izlemedim. Ama yani Stardew oynuyor. Hepsi de gördüğüm kadarıyla saygılı insanlar. İşte ne bileyim, ben YouTube'da şey bile gördüğüm için artık, her videosunu el hareketi ve küfür ederek açan insanlar bile gördüğüm için görece düzgün içerik üreticileri zaten. Yani içini bilmem ama kurdukları sistem de, ürettikleri içerik de daha düzgün içerikler olduğu için hepsinin adını burada geçirebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil benim açımdan. Şunları şöyle koyayım. Sandığı da doldurduk ha. Çok az bir enerjim var ama vaktim yok. Allah'tan level up aldık da. Allah'tan level up aldık da kalmadık. Gençler ben bir sigara içeceğim. Madem ki dışarıda uyuyakaldık. Abi Stardew'ü öyle serseri kişilerin oynayacağını... Yo, oynarsın. Yani Stardew'de nereye çekersen oraya gider abim yani. Yani muhtarlık diye bir sistem yok Stardew'da. Farkındasınız değil mi? O bizim ürettiğimiz, bizim kanala uygun bir lugata dönüştü artık. Kendi aramızdaki geyik. Onu X bir şey de yapabilirsin. İlla ki öyle tatlı tatlı siyasi göndermeler yapmayıp apayrı bir terbiyesizlik seviyesine de çekebilirsin. Selam, çok geç kaldım mı? Hayır. Üçüncü, dördüncü güne geçtik sanırım. Oha, balıkçılıkta bayağı seviye atlamışız ha. Baya baya level atlamışız. Hı. Güzel. Yeni güncelleme modları bozuyor mu? Aynen, bozuyor. Yayının başında, normalde bütün yayınlarım katıl özel ama orayı ayrıyetten kesip alıp kanala atabilirim. Onun yöntemini, nasıl güncelleyeceğinizi, onun kolay yollarını falan gösterdim. Tamam, şu tütün muhabbetini komple kapatalım. Gerek yok, içiyoruz işte de, yani burada konuşmanın da bir anlamı yok. Abi 1.6 geçince önceki save'ime ne olacak? Save'e büyük ihtimalle hiçbir şey olmaz. Yeni kontentler eklenir. Ama önceki modların patlar büyük ihtimalle. Hem televizyondan hem telefondan izliyorum. Adam kendi başına bot olmuş. Eyvallah kardeşim. TR43 senin gibi izleyici lazım işte. Spoiler vermeyin yani. 80 kişiyiz burada. Tadımız kaçmasın. Bunca insanın tadının kaçmasının da anlamı yok. Ben şimdi oyun oynarken keşfetmek istiyorum ne olduğunu. O tadın kaçmasının da bir anlamı yok. Abdülkadir hoş geldin. Türkçe çevir... Ya ne bileyim, Expanded Man'de çalışmadı mesela Türkçe çevirisi. Çünkü Türkçe çevirisi için lazım olan birkaç tane mod güncellenmemişti. Ben baktığımdan beri güncellemeleri düşmüş olabilir ama. Abi görüyorsan bir ses ver. Abim görüyor. Aa, Mert değil mi, kanalın linkini at dedi. Bak işte vefalı izleyici Mehmet. Sen bu işi biliyorsun. Bana bunları hatırlatacak insan olması çok güzel chatte. Doğru. Hemen diğer oyunları yayınladığım kanalımın linkini de chat'e basayım. Gamze hoş geldin. Buraya da abone olursanız gençler, 80 kişiyiz, sevinirim. Bir 50-60 artsın orası artık. Burayı bir takibi alalım. Bunların bir aboneleri artsın. Burayı bir K yapmamız lazım. Hadi devam. Herkes toparlandı. Devam ediyoruz. Mesajımız varmış. Ha, fare. Başka. 35 paramız gitmiş ya. 35 gold'un gitmesi ne demek arkadaşlar? Çok büyük para ya. Tamam. Robin'in özür mektupları falan hep gereksiz şeyler. Şurayı bir sulayayım. Hayvanlara da bakalım. Sonra günümüze devam edelim. Birkaç gün daha balıkçılık yapacağız bu arada. Çünkü ilk günleri Stardew'un balıkçılık yaparak geçer. Yapacak bir şey yok. Niye yaptınız çocuklar, iyisiniz? Buraya da bir ara şu odunları modunları bir temizleyeyim ya. Gireyim de. Sat. Satalım. Yumurtaları satmazsak bize bir faydası olmayacak. Şimdi anca biriktirebilirim ama bence çok da gerekli değil. Silo para nereden bulacağız? Balık tutacağız. Silo için parayı anca balık tutarak oyunun erken aşamalarında sağlayabiliriz. Başka türlü de bir yolu yok maalesef ki. Öteki türlü bekleyeceğiz. Yayın ne zaman bitecek? Kardeşim sıkıldıysan çıkabilirsin. Ha, öteki türlü ne zaman, ne kadara kadar sürecek dersen bilmiyorum. Ya ben sıkılınca biter. Gece yarısı belki bitirebilirim. Daha da gidebiliriz. Yani ben sabaha kadar zaten ayaktayım. O yüzden bir sıkıntı yok. Güzel. Seviye atladık. Willy dayımıza da bir selam verelim. Arayı iyi tutmamız lazım Willy ile. Bir süre daha balık tutacağız. Yapacak bir şey yok. Ulan ne yosunmuş ya. Sahura kadar burada. Sahura kadar ben burada mıyım emin değilim. O kadar da sürmez herhalde. Sardalyalarımız. Bir de şimdi şeyi de çok iyi hatırlamıyorum. Hangisi şeye gerekiyordu, neler gerekiyordu, neler gerekmiyordu. O tarafta da unutmuşum bazı şeyleri. Balıkları satarken o yüzden bana destek olacaksınız gençler. Hatta bize adını bahşet diye espri yapmış. Ha, onu söylemiştik ama o 1000 lira atmamıştı. Oyunun
Zevki çıkıyor mu Fishing minigame'i atlayınca? Tabii ben minigame'den nefret ediyorum abi. Ya şöyle, ilk Stardew çıktığında gerek yok falan modundaydım daha çok. Hani oynarız falan gibi, ama Stardew'da çıkalı 2016 değil mi? 8 yıl olmuş. 8 yıl boyunca herkes aynı minigame'i ekledi ve ben artık bu minigame'i görmekten sıkıldım. Son dediğim mod ne işe yarıyor? İşte burada şansımı görüyorum. Ne bileyim, tüccar geldiğinde görebiliyorum. Doğum günlerini hatırlatıyor. Uzaktan takvime ve görevlere erişmemi sağlıyor falan filan. Öyle güzellikleri olan bir mod. Şu da gördüğün bu ilerleme seviyelerini falan gösteriyor. Veyahut da işte bunun tanıtımını yapmıştım daha önceden de, o videoyu kaldırdım. Abi sence erkek adam uyur mu, gözlerini mi dinlendirir? Bir gözüyle uyurur, ötekiyle gözlerini dinlendirir. Gözünü dinlendirir. Anca öyle olur. F1'e bas... Hayır, o Look Up Anything. O ayrı bir mod. O da var. Bu arada onu unutmuşum, sağ ol hatırlattığın için. Bu Look Up Anything ayrı bir mod. Ha, hayvanları sevmeni gösteriyor. Ya bir şeyleri hatırlatmayı sağlıyor. Daha görselleştiriyor oyunu. Ne bileyim, enerjiye geldiğinde şurada puanı gösteriyor. Sanırım bu da UI InfoSuit'la gelen bir şeydi. Emin değilim ama. Uyuma rekorum kaç abi? Ben abi maksimum 8 saat 9 saat uyurum. Hayatım boyunca bir kere 12 saat uyudum. Onda da bacağım kırılmıştı. Hastaneden çıktıydım yani. Ameliyattan çıktığımda 12 saat falan uyumuşum. Onun dışında yok. Biri dayı kilitlendi. Eskiden iç içe giriyorduk. Dayıcım böyle de Titanic sahnesi çekiyormuş gibi oluyor. Azıcık yanda dursan ölüyor musun bir adam? Bizi burada yayında rezil ediyorsun. Ayıp değil mi ya? İyi gidiyorum, Allah belanı versin ya. Ya işte Titanic sahnesi gibi. Hatta daha da şeyi, daha da önemlisi, siz yaşınız yetmeyebilir. Ghost'taki sahne gibi. Ghost muydu o filmin adı, neydi? Çömlek sahnesi vardır ya bir tane meşhur. Ulan yerim dolduydu. Yosunları şöyle bir yana at. Bunu al. Yosunu at. Bunları da gel yerine yerleştir. Tamam, birazcık balık satmamız lazım artık. Bayağı doldu burası ya. Akşam da ettik. 2 gündür full balıkçılık yapıyoruz. Hoş değil. Sence 1.6 zencefil adidası güncellemesinden iyi mi? Değil canım. 1.5 çok büyük güncellemeydi ya. 1.5 de yarışamaz. Ama iyi bir güncelleme. Gelmişken Penny'ye de selam verelim. Bak kızın önünden geçiyoruz. 1.7 ne zaman? Büyük ihtimalle gelmez. Yani işin gerçeğini konuşalım. Bilmeyenler için de söyleyeyim. Haunted Chocolatier isimli, yani neyli çikolatacı olur? Haunted ne demek lan? Hayaletlerin dadandığı. Hayaletli çikolatacı diyeceğim. Diye bir oyun daha yapıyor. Concerned Ape. Onu bıraktı. 1.6'yı güncellemeye bir çalıştı. Yani onun üzerinde çalışmaya başladı. Düşündüğünden daha büyük çıktı ve çok uzun sürdü bu 1.6 güncellemesi. O yüzden yani artık 1.6'ya bence aman 1.7'ye çalıştırmazlar bu herifi gibime geliyor birazcık da. Laletli çikolatacı. Ağzına sağlık kardeş. O oyunu da merak ediyorum. Ya bence onu çıkartsın zaten abi. Yani Stardew'u oynadık bitti. Çok uzun zamandır da oynuyorum. Birazcık da çikolatacılık yapalım. Güzel de bir meslek olur hem. Eleman bir de tek çalış... O gerizekalılık artık yani. Şöyle, Stardew'u tek çalışarak çıkartması mecburiyette. O günden beridir hala da tek başına çalışıyor olman birazcık da salaklık be. Yani hiç de şey bulamayacağım. Enerjim bitti, artık eve döneyim. Bahane üretemeyeceğim herif için. Ulan milyoner olmuşsun. Kaç milyon dolarım var. Birazcık da hani bol gönüllü ol. İnsanlarla çalış, bir şey yap. İşini büyüt ya. Altını sadece madenlerde mi bulabiliyoruz? Yok. Bakır tavayla da çıkıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ama emin değilim. Bir yerden bir şey oldu. Ne oldu? Bildirim sesi geldi bana ama. Anlamadım. Şimdi balık satalım. Şu yatsı balığı ben bir vereyim mesela. Kefal vardı zaten. Veriyorum yayın balığı. Sazan balığı zaten hiçbir şeye yaramıyor diye hatırlıyorum. Yılan balığının kalitelisini vereyim. Pisi balığı lazım mıydı? Abonelerimizde YouTube'da bildirim açık değil. Twitch'e mi abone oldunuz oğlum? Sardalya'nın kalitelileri bir vereyim zaten. Kalitesiz buluruz yani. Ringa verilmiyordu diye hatırlıyorum. Yayından emin değilim. İri ağızlı devlet garanti bir yere gidiyordu. Tırsi garanti bir yere gidiyordu. Ringa'nın yine bir tanesini tutayım. Ne olur ne olmaz diye. Yatsının da bir tanesini tut. Tamam. Sazan hiçbir yere verilmiyordu. Sazanı satıyorum. Şöyle. Şunu geri ver. Yeter. Ne olmuş? Birinci çiftçilik seviyesine ulaş ve korkuluk yap. Herhalde geldik zaten sanırım oraya. Emin değilim ama. Silo inşa et. Sazan veriliyor mu? Sazan veriliyorsa geri alayım mı? Uğraşmayalım bir daha tutacağız diye. Kalitesizini aldım. Lan Twitch'e mi abone oluyorsunuz oğlum? Evet, bir tek onu yapmış bu arada. Harbiden tavayı düzeltmiş. Doğru. Emin değilim. Sazan halk evine. Tamam arkadaşlar, aldık. Tava olayı harbiden işe yaramaz bir şeydi ya. Onu en azından böyle güncellenebilir, daha da böyle kaliteli bir şeyler üretecek bir şeye getirdiyse iyi yani. Devam edelim. Toplayıcılığımız arttı. Balıkçılığımız artık 4'e geldik. Balıkçının uzmanı olduk ya resmen. İyi, 1.8K'da para çektik. Fena değil. Abi topladığın şeyleri tohum yapmak şu an için daha karlı. Neyleri tohum yapmak? Ben tohum üretemiyorum ki şu anda. Aha köpeğimiz geldi. Buyurun anne hanım. İsim düşünmedim çocuğa. Mayonez yemeyelim.
beslenmeye başlamış evet. Ha bayır turbu falan onları satmadım canım. Onları vereceğiz ya şimdi. Tabii ki de besleyeceğim. İsim Chat. Hadi bakalım. Aragorn geldi. Ahbap. Theo. Ahbap da aslında güzel bir isim ha. Heimdall. Hiç gerek yok. Ve garip kont yapabiliriz aslında. Gofret ya da Leon. Oğlum senin adın ne ki? Senin adını ben telaffuz edemiyorum. GB. GB Asi L'ye. Tamam. Ahbap'ı aldım. Ahbap'ı aldım. Bir yandan da sosyal bir sorumluluk gibi aldım onu. Anladın mı? Ahbap iyiymiş. Ahbap'ı yapıştırdım. Kusura bakmayın. Ne zaman şeye gelirsem yayına bir tıkladığımda ekran bir gidip geliyor. Ona yapacak bir şey yok. İyi bir köpek olur. Eminim ki olur. Aslanım benim. Bir bak ya. Güzel ya. Güzel hayvanmış bu arada. Biri demiş ki elimizde mallar var. Olta ve oltaya takılabilecek şeyler geldi. Ben senden olta almam şu anda. Jojo da kendi reklamını yapıyor. Aferin. Şu ana kadar muhtardan daha fazla iş yapmasıyla Jojo'yu tanımıştık. Jojo dedim yine ya Allah kahretsin. Animeci olduğum bazen nasıl belli oluyor ya. Lüks yem. Böyle bir şey yoktu ha. Yosun mu? Yosun nereden bulunuyor? Denizden çıkan yosun değil bunlar. Ayrı bir şey eklemediyse eğer. Çiftçilik seviyem arttı. Okey. Bir saniye. Çiftçilik seviyem arttıysa bu... Ha korkuluk da yapmam lazım. Dur hayvanlara bakayım. Bir de tüccar gelmiş. Tüccara bakalım. Niye yaptınız? Gençler iyisiniz. Yo sordum cidden. Ağaçların üstünde söyleyebilirsiniz diyecektim. Biri zaten söylemiş. Okey. Bugün o zaman şöyle yapıyoruz. Bir maden yapmak durumundayız. Çünkü açılmış. Yapmayak mı? Bir 3 tane daha odun keseyim de. Yine Twitch'ten bir şey geldi ama hayırlısı. Bir saniye hemen ona bir bakayım ayıp olmasın. Twitch'ten bir şeyler gelmeye devam ediyor. Ama bu Twitch'in seslerini kapatmam lazım. Böyle çok şey yapıyoruz. Yayında bölüyor arkadaşlar. Kusura bakmayın siz oradan şey yapın. Ben Twitch'teki ilk yayınımda size ayrıyetten teşekkür ederim. Öyle olur mu? Bence olur. Abi bit mi yapıyorsun? Vallahi anlamadım ki oğlum. Daha da yeni açtık bir de. Ben abonelikleri açtığımı duyurmamıştım bile. Takip edenler görüp herhalde şey yaptı. Sağ olsunlar. Tamamız. Tamamız sanırım. Game Pass üzerinden yama geldi mi nasıl edineceğiz? Hiçbir fikrim yok. Sanırım gelmedi daha. Yeni özel ağaç eklenmiş. Onları gördük. Onları konuştuk. Ben tüccara doğru bir gideyim. Tüccara doğru bir gidip işimizi gücümüzü halletmeden bir saniye balta yapacak. Baltayla 3 tane ağaç kesecektim ve yeni bir sandık yapacaktım. Bunları unutmayaydım iyiydi. Böyle bir düzenle ya. Hemen para girince bütün aklım gitti. Hasan hoş geldin. Evet tüccar. Bize ne getirdin? Faydalı bir şey var mı? Yok. Bakıyorum. Tabii ki de yok. Neden olacak? Neden olsun? Ta güze kadar da ben bunu biriktiremem kardeş. Bir günden bir güne bir hayrını görmedim ki zaten canlı yayında göreceğim. Bizi millete rezil ediyorsun. Bunca yıllık münasebetimiz var. Ayıp değil mi ya? Abi muhtar ol. Oy ver. Oy ver. Keçiören muhtar adayı. Artık kaçıncı bölge belli değil. Sen at. Bana gelir onlar. Şimdi sandığımızı bir yerleştirelim. Şuraya da lifimizi atalım. Balıkları bir alalım. Şuraya bir balık alanı gibi yapayım öteki sandığı. Hop alamadık bunu. Balıkları şöyle şimdilik şurada depolayalım. Başka yemi de ver. Konuyla alakalı oltayı da ver. Şöyle balık dedim. Mavi yapayım. Kaydet bunu. Rengini de maviye çektim. Tamamdır. Normalde ne iş? İşsiz bir öğretmenim. Veyahut da işsiz bir işsizim. Yani çok da bir şey fark etmiyor bu arada. Eda ciddi mi? İşsizlik tarafı mı muhtarlık tarafı mı? Muhtarlıksa şaka. İşsizlikse evet. Ne öğretmeni? Fransızca. Mezun değilim bu arada. Öğretmen adayıyım. Öyle demek daha doğru olur. Büyük ihtimalle de hiç olmayacağım. Nerede yaşıyorsun? Ankaralıyım arkadaşlar. Benim Ankaralı olduğum çok belli değil mi ya? Ne bileyim videoları izleyen anlar diye düşünüyordum ama. Mali hoş geldin. Böyle bir muhtar şaka olamaz. Muhtar olayı şaka kardeşim. Ben manyak mıyım lan muhtarlık yapacağım? Aspava gidek mi? Ankaralı olmadan nasıl belli? Geçiyorum ya bu arada burada bir şey değişmemiştir. En gitmek istediğim şehirlerden Ankara mı? Bence çok güzel bir şehir ve çok yanlış anlatılıyor insanlara. Ama bir şey de diyemiyorum bu sebepten ötürü. Yani o pazarlamaya karşı çıkmak çok zor. Mesela bugün şey Nur'un aklı gitti. Ya tabii canım bu arada ben de Erzurumluyum ama hiç gitmedim diyen arkadaş şimdi senin adını okuyamayacağım. Ha kedi cüceymiş çok da bir şey değilmiş. Tamam pardon. Ha kitapçıda 22'sinde geliyormuş. Bunlar festival günleri belli ki. Yumurta şöleni. Şu dans etkinliği değil mi bu? Kitapçı 12'sinde bir daha geliyor. Okey. Ne alsak? Bir de patates alalım. Bir 8, 10 tane, 16 tane. Aman 20 oldu. Neyse önemli değil. Lewis'in evine de bir şey eklenmiş diyordunuz. Şunu diyorsunuz herhalde. Bunu gördüm ama ne olduğuna da bir saniye. Lan bu herif defter kitap değil tutuyor olamaz yani. Son güncelleme 1980'lerden kalmaktır. Yoruldum.
Heh bak, havuç tohumu bu. Havuç tohumu böyle bir şey gibi, anladın mı? Köylü işi gibi, çuvala doldurup veriyorlarmış gibi. Ötekileri paketli paketli böyle bir elit geliyor. Sanırım bu böyle o ağacın hikayesini açtıkça falan açılacak bir şey ama emin değilim. Bilmiyorum yani. Vardı o defterler. Vardır da kullanılmıyor işte. Mesele ona geliyor. Kütüphaneye baksana. Bir şey mi değişmiş bilmiyorum. Gideceğiz zaten bu arada kütüphaneye de. Gidelim. Açsana oğlum, içeri gir. Ha bu oradaki kitaplar buradaki kitaplar değil arkadaşlar. Onlar ayrı, bunlar ayrı bu arada. Tamam, sar beni. Abi kaşlarına odaklandım şu arkadaşlar yani. Ayıp. Oyuna odaklan. Beni sal. Oyuna dön. Bir madenlere doğru gidelim. Oradan da şu kılıcı mılıcı alalım. Artık böyle temel şeyleri bir halletmiş olalım. Sonrasına bakarız. Gerçi enerjim de var. Bir maden yapsak mı ya? Emin olamadım. Şu madenin şuradaki girişini seveyim. Richside'da var ya, çok uzakta ya. Yine geçiyorum. Muhabbetinize gerek yok. Hadi bir maden yapalım. İki kat bir ilerleyelim. Kaç kat? Kılıcı bir. Şöyle. Gir bakalım. Terbiyesizlik yapma çocuk. Lafımın üstüne laf söylüyorsun. Kafana vuruyorsam öleceksin. Aa, Monşer beni öldürdü. Çok sağ olsun. Allah razı olsun diyeceksin. Şapkamız yok diye tanımadılar herhalde. E hadi. Vereceğim bir tane merdiven ya. Bu slime'ı, sümüğü, böceği hoplatmayacaksın yeğenim. Hoplamasına izin vermeden kafasına vuracaksın. Yoksa sorun çıkar. Bak böyle olur. Aman benim salaklığıma geldi o da var ya. Hop, kim ne demiş. Şey otumuz geldi. İki tane güzel. Allah. Ne oluyor lan? Bunları kırabiliyor muyduk ya bu kazmayla? Allah Allah. Gerçi öteki büyükler kırılmıyor olabilir. Mağaranın içindekiler kırılıyordur da belki. Ne taş verdin arkadaş. Bir tane merdiven vermedin ya. Fransızca öğretmenliğinin iş imkanları nasıl? Yok. Kötü değil. Yok yani genel olarak. Özel sektöre girersen girersin Fransızca bilen eleman olarak. Öteki türlü de yok. Ananas emoji spam yapmışsın, ondan şey oldun. Haberin olsun. Abi İngilizce biliyor musun? Evet. Dur şunu bir döveyim de. Beşinci kata kadar geldik. Tamam, buradan bence dönsek mi? Dönelim bence. Hafiften çok az da enerjimiz varken şu havuçları bir çakarız. Yeni aldığımız tohumları ekeriz, patates tohumlarını. Abi DC'de bir 8 kişi stardium'u girsek yok. Hiç uğraşamam. Ben 4'ünüzde oyun girmiyorum oğlum. 8'inizde nasıl gireyim lan? Durmuyorsunuz siz gençler yani. Bana göre çok şey kalıyorsunuz. Enerjik kalıyorsunuz siz. Ya yani kendi aranızda bir grup kurun, girin. Güzel güzel oynayın. Ne güzel. Hayır, korsanın her türlüsüne karşıyım. Alana bir şey demem. Çünkü ekonomik olarak Türkiye'nin durumu rezil. O yüzden alana laf etmem ama gelip de bunu da yayınımda övecek halim de yok arkadaşlar yani. Neyini öveyim? Hırsızlık yapıyorsan bari sus. Sessiz sakin yap öyle. Köşede yap hırsızlığını yine kimseye çaktırmadan. Dur şuradan başlayalım ekmeği. Bu işin bir de sulaması var şimdi. Enerji lazım. Abi zamanında 40 TL'ye almıştım. Terraria ile Stardew'u. Şimdi 400 ediyor. Normal. Expanded modunu indirmedim. İndirmedim Expanded'ı. Türkçesi çalışmıyordu. Bu sefer de ben de sürekli çeviri yapmak istemedim Expanded'ı her girdiğimde. Onlar bir güncellensin. Ondan sonra bakarız. En yakın su birikintisi nerede ya bu haritada? Şu tarafta bir yerde vardı diye hatırlıyorum ama. O da uzakmış bak. Suyu çekmek sıkıntı bu oyunda da. Bu haritada da. Şuraları da bir sulayalım. Hayvanları sevdik değil mi? Sabahtan sevmişizdir diye tahmin ediyorum ama. Onu bana hatırlatın chat. Unutursam neyim? Biraz daha enerjim var. Şuradaki şu ağacı da keseyim. Yavaş yavaş burayı komple açalım. Kümesteki şelale en yakın. Hah tamam okey, o da bir şeydir. Oradan çekeriz suyumuzu. Şuraları bir keselim. Gözümüzün önü bir açılsın. Son vurdum. Tamam. Ne yapabiliyoruz şu anda? Nelerimiz açıldı? Geri dönüşüm makinesi. Solucan kutusu hiçbir işe yaramaz. Ahşap tabela. Tabelalara yazı yazmaya da başlayacakmışız herhalde şu anda. Bu yeni güncellemeyle ona bir ara bir bakarız. Şimdi değil. Odunumu oraya harcamak istemiyorum ama oyunun ilerleyen safhalarında bir bakarım illaki. Lan köpeği sevmedik ya. Köpek şurada çıkıyor mu peki? Aha. O da çıkıyormuş. Biliyorsunuz 1.6 ile artık birden fazla. Allah Allah. Birden fazla evcil hayvan bakabiliyoruz. Ama köpekte seviyemizi fullememiz lazım öncesinde. Benim zaten şeyde yazıyor. Rüya Infosuit bu bilgiyi veriyor bana. Daha dur. Biz bunları düşündük Ömer. Sağ ol bu arada. Biz bunları daha zamanında düşündük. Ama şu hayvana bir su vereyim. Hoş geldin özgüvensiz herif. Nasılsın? Evet. Ha, fırın tarifi veriyorsun. Ver. Banım kalk. Ban atmamıştık canım. Zaten timeout yemişsin. O da robottan yedin yani. Ben de atmadım. Az önce söyledim ya abim. Seni ben banlamadım. Robot banladı diye emoji spam yaptığın için de. Zaten banlandığın anda söylemiştim sana. İlkbaharda patates daha mı karlı? Hayır ama şey, çilek alana kadar bir havuç bir de patates şeyi alabiliyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Onun hesabını yapmıştım bir ara ben. Yeni başlayanlara tavsiyelerde olması lazım, emin değilim ya. O videoda bahsetmiştim ondan. Ama şimdi ezberimde de hemen yok yani.
Şuraya bir yapıştıralım bunları. Odunu koy. Aa dur, pirinci de ekelim. Nereye ekebiliriz? Şu araya ekeriz herhalde. En yakın yine orada taraf olur. Karışık şu şöyle. Temizliğe gidelim de. Burada ağaç çıkmasın, dip dibe zaten çıkamıyorsunuz. Amacınız ne sizin? Şu ağacı da keseyim. Bir tanesini unuttun abi. Neyin? Hayvanların mı? Ana. Nereye ekeceğim ben bunu? İlla şeye. Kardeşim oraya toprağa koymuşsun. Üstünü kazdırmıyorsun. Böyle şey mi olur? Ey konsantre deyip kendine çeki düzen ver ya. Sen kimsin ya? Allah Allah. Akar suyu olmuyormuş. Tamam, şöyle ektik. Ben bu oyunu Stardew Alpaslan hiç %100 yapmadım. Hiçbir oyunu %100 yapmak için çaba sarf etmedim bugüne kadar. Hiçbir zaman da öyle bir niyetim olmadı. Ana, buraya neden geldim la, sanki buradaymış gibi şey. Tüccar. Aa, kafada kalmadı. Madende 40 seviyeye çık. Fırın oluştur. Ha, büyücünün kulesi var. Tamam. Abi Halil İbrahim dayıma devam edeceğiz. Edeceğiz. Bakalım, bu hafta bir fırsat bulamadık. 1.6 girince normalde bugün aslında Traveler's Rest'e girecektik ama fırsat bulamadık bugün. Şu devam etsin. Bu sefer de Izu ağlıyor. Abi ana hesabı göz... Ne ana hesabını? Şu ne, sıkıldım. Sıkıldığım için ikinci bir oyun kanalı açtım. Sen orayı bilmiyorsun belli ki. Oraya beklerim kardeşim. Sen sıkıldıysan oradaki videolarımı izleyebilirsin. Yani. Yo, sıkılabiliyorsun. Yani ben Stardew'dan gayet de sıkılmış bir durumdayım normalde. Birazcık şu anda Stardew benim her gün sabah 9-5 yaptığım bir iş gibi benim açımdan. Böyle çok sevdiğimden falan da oynamıyorum açıkçası. Kiminiz yeni keşfettiğiniz için sıkılmıyor olabilirsiniz ama ben Stardew'u belki de ilk çıktığı zamandan beri oynuyorum. Eyvallah. Sağ ol. İkinci kanal ne? Mert Demir. Linkini attıydık. Bakayım hala burada. Hemen ikinci kanalı tekrar atıyoruz. Belli ki bunu chat istedi. Yapacak bir şey yok. Oraya da beklerim efendim. En son RimWorld videosu attım. Ondan önce bir Punch Club oynadık. Anvil Saga gelecek bu hafta, bir sıkıntı olmazsa eğer. Yetiştirebilirsem. Usta, oyunu güncelledim. Açılmıyor. Ne yapmam lazım? Modlar kullanıyorsan modlarını da güncellemen gerekiyor acı. Mod kullanmıyorsan dosya bütünlüğünü doğrula. Abi yorumlarım sana geliyor mu? Buraya yazdıklarınsa geliyor. Normal yorumlarsa görmüyor olabilirim. Belli olmaz. Bazen bütün yorumlara yetişemiyorum. Bazen bütün yorumlara zaten cevap verme gibi bir olasılığım yok. Okuma olasılığım bile bazen olmuyor. Bir de her yorumda cevap verilecek bir şey de olmuyor arkadaşlar. Yani öyle de bir durum var. Bahar bitkileri. Bunların hepsini toplamışızdır diye tahmin ediyorum. Belki pırasamız yoktur. Emin değilim. Aynen. Pırasayı da bulup koyarız. Sıkıntı olmaz. Aman. Pırasayı bulup gelelim. Hangi Need for Speed? Need for Speed'in 20.000 tane oyunu var. Asıl oyunun save'ini göster diyor. Asıl oyunda oynamıyoruz ki şu anda. Onu açarsam oyun çöker. O save'de de hata olur zaten. Şu anda 1.6 Expanded serim şey değil. Ha, 1 yılın save'ini soruyorsan o save durmuyor lan. Onu sildim ben çoktan. Hazır pırasayı da bulmuşken şurayı bir tamamlayalım. İlk bundle'ımızı halletmiş olalım. Esas Monster serisini falan diyorsan onu maalesef yok. Expanded ve Reset de şu anda bu oyundan zaten açamam. O da 1.6'ya güncelli bir versiyon değil. Bilgisayarımda 2 defa, 3 defa yüklü Stardew. Hayley. Stardew'daki en cringe karakter bence Hayley. Aa, benim yaban şeyi ekmem gerekiyor ya bu arada. Bunun altının yetiştirmem gerektiğini unutmuşum ha. Şöyle. Balıklara bakalım. Gece balığı. Bunu vereceğiz. Kefali vermiyoruz. Yassıyı vermiyoruz. Hırsiyi veriyoruz. Yengeçleri vereceğim. Artık hangisi gidiyorsa hepsine bir tıklayacağım. Şunlar yengeç çömleğidir. Gece balığı. Bunlar da ilgi. Özel balıklarda bir şeyim yok ya. Tamam, bu nereye? Göl. Tamam. Nerede göl? Ne kaldı? Mersin balığı. O da en zoru ha. Oyunda evlensem vanilya versiyonunda Lia ile evlenirim. Zaten onunla da evlendim. Birinci yıl serimde. Onun dışında da kalan herkes veletmiş gibi geliyor bana. Yani çocuk. Sen hayırdır oğlum? Falan gibi oluyorum. Oha, yine akşam olmuş ya. Ulan ne hızlı geçiyor günler. Fark etmedim bile. Ne görev varmış? Sazan balığı. Yok be. 90 liraya da balıkçılık yapılmaz. Penny anne gibi mükemmel kız kişilik olarak. Bilmiyorum. Doğrudur. Bir saniye. Onları yaparız da. Bir, şurayı sulamayı unutmuşum. İki, benim artık bir korkuluk yapabilecek seviyeye gelmiş olmam lazım. Gelmişim. Tamam. Odun, lif ve kömür. Bir düzenle. Lif, odun. Tamam, şöyle aşağıya koyayım da çok yer kaybetmeyelim. Şöyle yapalım. Şunları da ekmeyeceğim bu arada ya. Satayım. Yani o kadar yerim de yok çünkü. Çiftçiliği de o kadar büyütmektense hayvancılık üzerinden gidelim istedim birazcık bu şeyde. Hani balık ve hayvanla çeviririz bu işi gibime geliyor. Bunları da satalım. Modlu mu bu da? Var modlar. Var. Ama böyle şey modları değil yani. Expanded gibi content ekleyen modlardan ziyade şey modlarımız var. Daha çok işte ne bileyim Chest Anywhere gibi, UI Info Suite gibi oyunla alakalı daha iyi bilgiler veren, daha hızlı hareket etmemi sağlayan, bana bir şeyleri hatırlatan modlar var genelde.
Bir de balıkçılığa atlayan modum var. Ama hikayesini öğrensen Alex'in. Yani bu arada Stardew'da kötü hikayesi olan çok da karakter yok. Bir de şey gibi yani daha böyle tatlış bir oyun olduğu için zaten kötü insan da yok Stardew'da o kadar fazla evlenebileceğin insanlar içerisinde. Hepsinin ayrı bir draması var. Şimdi şeyini sevmiyorsan bile şeyinin de şey draması var biliyorsunuzdur. Şimdi spoiler vermeyeyim bilmeyenler için de. Oturur ağlarsın herifin durumuna. Öyle söyleyeyim. Dur şu kapağı da kapatayım. Sabahleyin gelince açarım. Tamam çocuğun suyu varmış. Oy 2K para kazandık. Ha şeylerden çok geldi. Tohumlardan. Tohumlardan 1K geldi. Linus kral adam. Linus şey gibi daha çok. Türk komedi filmlerindeki şarapçı gibi benim gözümde. Hani belli ki iyi bir insan ama birazcık boş mu yapıyorsun kardeşim gibi diye düşünüyorum bir yandan. Soslar kraliçesi ne veriyor bize? Wok kızartma. Peki tüccarımız var. Muhtarın doğum günüymüş. Muhtar muhtar. Ya muhtar. Hey muhtar. Söyle bakalım muhtar ne seviyorsun sen? Nerede la bu? Yukarılarda olmaması lazım. Hani ya benim mi gözüm görmüyor Levis'i? Vallahi ignorluyormuşum gibi geldi adam artık. Aha patates, topaz. Sevdiğin hiçbir şey yok. Bir tane patatesim var onu da sana yedirmem zaten. Seneye görüşürüz be muhtar. Ben şimdi tüccara uğrayacağım canım. İşim gücüm var seni eğleyemem. Mert hoş geldin. İlişkilere yenilik gelmemiş. İlişkilerle alakalı 3-5 tane diyalog eklenmiş. O da şeyde. Evlilik teklifinde mi ne? Diyalog eklenmiş sadece. Yapı olarak çok değişmemiş. Bir de bazı karakterler evlendikten sonra mal mal dikilmeyi bırakacakmış. Ama o da yani hangi karakterler falan emin değilim. Fasulyeyi alsam mı ya? Ektim ama. Ektik zaten ne olacak? Bence boşuna şey yapmayayım ama çay fidanını alabilirim ha. Çay fidanını alsam mı 900'e? Istakozu da alabilirim. Bunun da görevi var sonuçta ama. Neyse çay fidanı dursun ya. Ama sonsuza kadar veriyor olması da güzel bir şey. Araya kıyımı. 900 çok ama sene boyunca da devam ediyor. Bir de çok erken açılıyor. Ama zaten illaki Caroline'la arayı yaparım gibime geliyor da. Caroline'la evlenme modları var. İndirmedim. Caroline benim kardeşim gibi. Bankacım. Seviyorum. İnsan olarak seviyorum. Öyle bir şeyimiz yok yani. Aldım ya çay fidanını. Ekeriz ya ne olacak. 900 lira da çok para değil kazanılır. 2 gün balık tutarım kazanırım ya. Bir şey olmaz. Heh bacı. Broluk ilişkin var kendisiyle. Öyle düşünün. Pierre'in yanında da harcanıyor olmasından dolayı çok mutsuzum yani. Düşünsene yani Caroline gibi iyi bir insansın. Pierre'le evleniyorsun ya. Münasip olan odur diye. Şuraya kim mi? Tam bunun içinmiş gibi geldi burası bana. Güzel de durdu ha. Hayvanlara bakmadık şimdi. Hayvanlara bir bak. Çık çocuğum. Günaydın. Ne yaptınız? Büyücü mü? Büyücüyle işimiz mi vardı? Ha Caroline ve büyücü olayı mı? Yani bence bir insan Pierre'i aldattığı için suçlu veyahut da kötü bir insan olamaz. En fazla sana helal olsun delikanlı denir. Alnından öpülür o insan yani. Düşünsene Pierre'i aldatıyorsun ve sen kötü bir insan oluyorsun. Öyle bir dünya yok. Ara göz köpek. Ulan burayı falan da sulamadık ya. Hiç dikkatle kalmadı. Burayı bir sulayalım. Çok hızlı otomatik sulamaya geçmemiz lazım bu arada bu oyunda ya. Şu işe çok ayar oluyorum. Lan Pierre ne zaman aldatıl... Hikayeyi öğreneceksin işte. Hikayesini bilsen öyle demezsin işte. Ah be canım. Şu karışık tohumları da vurayım. Ne yaban avucu mu gelmiş yine? Ulan ne karışıkmış? Hepsi yaban avucu çıktı zaten. Bilinmeyen bir tarafı yok o tohumların yani. Yaban avucu tohumu ver geç. Şu şeyi de sevelim bizim olanı. Dur suyunu da vereyim. Suyu da bitmiş. Tamamdır. Ne yapsak bugün? Birazcık maden yapabiliriz. Tam onun günü. Maden daha fiden ilerleme günü. Balıkçılıktan ziyade. Balıkta da iyi para var gerçi de. Madende de ilerlemem lazım ki. Kaynakları açalım. Bir an önce şeye geçelim. Fişkiye yapmaya geçelim. Fişkiye olmadan bu oyun yürümez. Fişkiye Stardew'un bel kemiğidir bildiğiniz üzere. Ne seviyeyim ben şimdi? Çiftçilik falan da düşük bu arada yani. Onları açacağız da yapacağız. Yaparız hallederiz. Tabii canım şeyin babası büyücü. Abigail'in babası büyücü abi. Haberin olsun. Çanta al abi. Yok almayacağım şimdi. Birazcık daha para biriksin öyle alacağım çantayı. Şunu da bir koyayım şuraya. Bunu al bunu ver. Şunların da yerini değiştir. Okey. Aha siz hayırdır oğlum burada? Çete mi kurdunuz lan? Ben nasıl hem savundum hem dayak yedim ya. Aldı 60 büyücü ondan kız. Tam bir dedikodu şeyle okudum bunu aklımda. Kısır yerken söylemişsin gibi okudum onu. Şuralarda birkaç tane yüzey kristali bulmamız lazım bu arada. Bunların gelmemesi sıkıntı. Ama daha yeni yeni ilerliyoruz yani. Öyle kolay kolay da çıkmazsa sıkıntı olmaz sanırım. Birkaç defa girmek gerekiyordu diye hatırlıyorum. Bu tarz şeylerin yavaş yavaş artması ve daha çok spawn olması için. Bu buraya kilitlenmiş zaten kalsın orada. Hiç uğraşmayayım. Lan yengeç çıktı. Dur işim var şimdi dur. Dur şimdi oynama. Hadi öl de bir yengeç ver. Allah belamısın seni gereksiz. Karides hoş geldin. Hadi bir merdiven. Zor bir şey değil bir tane merdiven. Zor bir şey değil. Bir tane alt kata inmek istiyorum.
Darlandım, sıkıldım sende. Ana, vermediğinde de vermiyor ya. Void hoş geldin. Artık sabır zorlayacak seviyeye geldi. Ver artık şu merdiveni Allah belası. Allah'ın belası, hadi la hadi la. Sonunda arkadaş ya. Aha, yüzey kristali. Gel buraya. At şunu. Slime'ı da at. Bunun da acil işi yok. Hadi. Al bir de buradan yak. İyi. Yavrusu çıkmadı. Raz hoş geldin. Ulan çok slime çıktı ya. Çok slime çıktı. Şimdi ona attık ya, birazcık da canım sıkıldı. Ha, bitti mi? Hadi iniyor. Bir ona gelelim. Ondan sonra bakarız, çıkarız. Daha saat erken gerçi ama. Aa, enerjim yok. Pırasa iyi. İyi, az da olsa bir yeniledi. Şunları da alayım, olmadı. Ona erişebilmeyi çok isterim ama yemeğim yok. Burada da birazcık güzel maden varmış. Şimdi bunlar erken oyunda önemli şeyler. Kılıcı aşağı sağlar mısın? Bir şey değişmiş gibi hissetmedim. Aynı geliyor bana. Yo. Hadi. Şuradan bari avuç çıksın. Çıkmadı, Allah da belanı versin. Enerjim de kalmadı. Yemeğimiz de yok. Mecbur git döneceğiz. Son şurayı da bir... Hatta şunu da bir kırayım. Yok. Lan 9. kattaymışız. Yorulsak da... Ben 8. kattayız diye düşünüyordum. Yapacak bir şey yok. O kapı bulunacak, 10. kat açılacak. Avuç yoktu, odun vardı. 10. kat açılacak gençler, dedim. Şunu at bakayım şuraya. Oh, cızmalarımız da hayırlı olsun gençler. Allah, böyle bir şey mi oluyormuş? İyi, artık 3-5 saate döneriz. Chat ne yapıyor? Oyuna çadır gelmiş. Aynen. Biliyoruz biliyoruz. Onları konuştuk ya yayının başında. Neyin eklendiği falan hep biliyoruz da nasıl yapıyoruz bunları? O tarafta yokuz. De nasılınla da beraber bakacağız. Bir aksilik çıkmazsa çadırın maliyeti ne? Hiçbir fikrim yok. Yeni şey bu. Sıfırdan girdiğim için ne kadar, nerede, nasıl hiçbir şey bilmiyoruz. Oğlum bir spoiler vermeyin. Ananas bak, seni daha önceden uyardım. Yeter, spoiler verme. Şurada şu var, burada bu var, buraya git, şunu yap falan filan. Ne anlamı var oğlum benim oyunu oynamamın o zaman? Sen buraya yaz. Chat'e yaz. Bütün oyunla alakalı öğrendiğin her şeyi yaz. Ne anlamı kaldı ki? Şurayı da kapatayım. Önemli değil abim. De yani bunu da düşünün, yani zor bir şey değil. Hadi yattım.